Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Biliyorsunuz stoklarımız bayağı azalmıştı. Stoklarımızı yeniledik. Yeni değişik ürünler ekledik. Işıklarımızdan azalanları takviye yaptık. Çok güzel ağaç figürleri ekledim. Bunları detaylıca göstereceğim zaten size yerleştirdikten sonra. Şimdilik şöyle üstün körü göstereyim. Çok güzel küp çeşitlerimizi ekledik. Hava taşlarımız var, ışığımız var, karbondioksit tüpümüz, şöyle büyük cikletler için yavruluğumuz, sacem stability, bakteri kültürü, makaslar, cımbızlar, cam kazıma aparatları, zeolit, misket gübre, şu dış fiste hortumunun kıvrılmaması için aparat, çok ince hava veren hava taşı, büyük yavruluklar, kuluçka makinesi, küçük pipo filtreler, bunlar özellikle küçük akvaryumlar veya fanus için bile kullanılabilir. Şöyle göstereyim. Akvaryum silikonları, Japon yemi, yem çeşitlerimiz, Serabaktabur, metilen mavisi, neydi şunun adı? Unuttum, bir dakika. Ha, zeolit, şelale filtre, kumlarımız, JBL Monado kum, yemlerimiz, tetradiskus, şurada, onun ağır kalkmıyor. Burası da bayağı dolu. Nasıl kaldıracağız? JBL Nova Placo. Tropical tablet. Sarımsaklı tablet bu. İç parasite karşı. BioLife'ın yavrulukları. Küp çeşitlerimiz çok fazla, dediğim gibi bunları tek tek açacağım ben. O zaman gösteririm. Isıtıcılarımız kış günlerinde olmazsa olmaz. Malzemeler bu kadar. Bir de aşağı inip balıklarımıza bakalım. Bu sefer çok fazla balık yok. Daha çok malzeme odaklı bir alışveriş oldu. Gene balıklarımızı göstereceğiz tabii ki. Dev Crypto Amazon Hunter diye geçen bitkimizden geldi. Jaye, vantuzlu çöpç olarak da geçer. Yosun savaşçısı. Jumbo boy platilerimiz var. Can doğuran grubu. Hoppacık, yerine koyalım şöyle onu. Bunu daha bir akvaryumunu planlayamadım. Kaplan kuhliler. Kıpır kıpırlar. Loa familyasına ait bir balık türümüz. Albino tinfoiller. Bende iki tane var. Beş tane daha takviye yaptım. Birlikte çok güzel yüzüyorlar çünkü. Yedi tane olacaklar. Kardinal tetralarımız. Yine bir takviye oldu bunlar da. Elimde vardı. Otacinus affinius. Otaketler, yine yosun savaşçıları ve piyasada hiç bulunmayan, artık Hobiana'da bol miktarda 300 adet olan Nerite salyangoz. Özellikle bu Nerite salyangozları böyle yosunlu yerlere koydum. 300 adet var 50'şerli paketler halinde. Rahatça beslensinler diye. Leopar vatozlarımız var. Hayalet balığımız var 5 adet. Bu bugüne kadar yoktu hobihanemde. Yeni ekledik. Buz balıklarımız. Buz balığım vardı. Ama satıldı. Bir 5 tane daha yerine koydum onların. Gene bir Nerite akvaryumu daha. 50 adet. 50 adet de buraya koydum. Neritelerimizin. Bir 50 adetimiz burada. Galaxy Rasporalar da geldi. Gene vardı bunlar. Takviye yaptık. Leopar vatozların devamı.
Bunlar küçük boyutlu Leo Parvatozlar. Silver dolar da aldım. 5 tane. Onları da buraya koyacağım. Güzel bir balık bu da. Büyük, gösterişli bir balık oluyor. Neritelerin 50 tanesi de burada. Ve denisonilerimiz var. Denisonili çok azaldı elimde. 15 tane daha aldım. 2 tanecik kaldı şurada sadece. Gene neritelerin sonuncusu. Son 50'li parti. Ve büyük boy Leo Parvatozlar. Özellikle büyük grup ciklet besleyen arkadaşlar için ideal bir boyut. Balıklarımız da bu kadar. Bunların poşetleri yerlerine, ısıları eşitlensin. Balıklarımızı ekleyelim. Ama bugün videoyu burada bitireyim. Çünkü yorgunum ve devamlı videoyu çekemeyeceğim. Ondan sonra balıklar yerlerine alıştıktan sonra ayrı bir videoda gösteririm sizlere. Daha yukarıda malzemeleri de yerleştireceğim yerlerine. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.